Merhaba, iyi akşamlar. Bu hafta Perşembe programında Liberal Düşünce Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı ve Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tanel Demirel'i ağırlıyoruz. Esasen aslında kendisi de bu Perşembe programlarımızın ev sahibi sayılır. Bir süredir epey okulda yoğundu ders programı. Belki bundan sonra o da Perşembe programlarımızın ev sahibi olur. Yeniden ev sahipliğine. Evet, geçersiniz. Evet, Tanel Hocam'ın Ankara'daki programlarınızı, diğer programlarımızı da takip edenler bilir. Tanel Hocam'ın programlarımızda sonuçlarında, akademik çalışmalarında eleştirel perspektifi önemser ve bugünün konusunu da sosyal bilimler dünyamızda eleştirel düşünme sorunu olarak belirledik. Tanıyanlar veya az bilenler için bir hocam hakkında bir giriş yapayım. Esasen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans yaptıktan sonra İngiltere'de Newcastle Üniversitesi'nde yüksek lisansını siyaset bilim alanına geçerek devam ettirmiş. Daha sonra da Bilkent Üniversitesi'nde de yine siyaset bilim alanına devam etmiş. Böylece hukuk eğitiminden siyaset bilimine, siyaset teorisine geçmiş bir isim. Tanel Hocam genel olarak sivil asker ilişkileriyle ilgilenmekle beraber münhasıran Türk siyasi düşünce tarihi üzerine, Türk siyasetinde sağ gelenek üzerine çalışmış ve Adalet Partisi üzerine ve Demokrat Parti üzerine, Türkiye'nin uzun yılı Demokrat Parti iktidarı ve oradan 27 Mayıs'a giden süreç üzerine iki önemli çalışması var. Bundan başka yakınlarda yayınladığımız Türk Siyasetini Anlamak, siyaset bilimi üzerine yaklaşımları, Türkiye'deki siyaset bilimi çalışmalarındaki yaklaşımları değerlendirdiği, belki de hocamın bugün de konuşacağımız eleştirel düşünceyi yansıttığı bir çalışması oldu Türk Siyasetini Anlamak. Bundan başka diğer programlarımızı da seminerlerimizde ve münhasıran Türk siyasi tarihine bakışta tabii sosyal bilimler için çok gerekli bir perspektif. Sadece kendi durduğumuz yerde, kendi referans çerçevemize bakmak yerine kendimize de eleştirel bakmanın önemini her zaman vurgulayarak bazen de kendi kendine, kendi durduğumuz yeri de belki sarsmak pahasına, hatta bu programın içeriğini kendisi de anlatırken söylemişti, hatta kendi içinde bulunduğumuz çevremiz, ağımızın içerisinden dışlanmak, belki yanlış anlaşılmak diyelim pahasına eleştirel düşüncenin önemini vurguladı. Sosyal bilimler alanında aynı zamanda eleştirel düşünme bir tarafa iki tane uca savrulmak gibi bir problemle karşı karşıyayız. Bir tanesi diğer tarafı, kendimizin dışında tanımladığımız diğer tarafı neredeyse zarar verecek, yıkacak, yok edecek bir düşman olarak görerek kıyasıya eleştirmek. Diğer tarafta da tamamen her türlü hatadan, zaaftan münezzeh tutarak bir övgüyle anlatmak, değerlendirmek gibi bir iki uç nokta var. Ancak elbette ki sosyal bilimleri zenginleştiren, gelişmesini sağlayan esasen eleştirel düşüncedir. Bu belki sadece Türkiye'de de değil, dünyada da farklı ülkelerde, farklı dönemlerde, farklı kesimlerde ortaya çıkan bir problem. Ancak münhasıran Türkiye'deki çalışmalara da yansıyan,
farklı akademik çevrelerin, farklı siyasal geleneklerin, sosyal geleneklerin içerisinde bulunan kimselerin farklı motivasyonları da söz konusu olabilir. Bu çerçeveyi hocam uzunca bir bu seminerimizde, bu akşamki seminerimizde bize sunacak. Sözü size bırakıyorum. Bilahare dinleyicilerimizin de katkıları ve sorularıyla devam ederiz. Buyurun. Çok teşekkür ederim Özlem. Aslında bu o çevrim içi sunuşlara pek alışabildiğim söylenemez. Genel olarak kendimizi liberal olarak tanımlasak da muhafazakar eğilimler kişilik olarak çok güçlü bende. Böyle bir değişime direnç var. Ama yapacak bir şey yok. Bu salgın süreci devam ettiği müddetçe böyle biraz daha sıkıntılı da bir şekilde de olsa kendimizi alıştıracağız. Benim bugün konuşacağım konu, sen de üzerinde durdun. Bu arada tabii herkese merhaba demek istiyorum, bütün izleyenlere. Esasen daha büyük bir projenin parçası. Buradan tabii söyleyeyim, yani 2021 yılında bitirmeyi ümit ediyorum. Türkiye'de sosyal bilimler dünyamız hakkında bazı sınırlı gözlemler adını vermeyi düşündüğüm bir 6 makaleden oluşan bir kitap projesinin sadece bir makalesi. Burada da bu kitabın tabii temel gayesi aslında sosyal bilimler dünyamızın çeşitli sorunları üzerinde durmak, çeşitli zafiyetler üzerinde durmak ve bu zafiyetleri eleştirirken de aslında onları anlamaya çalışmak. Ve bu çerçevede sosyal bilimler dünyamızın, sosyal bilimler dünyamızda önemli sorunların başında, sosyal bilimler ve düşünce dünyamızdaki önemli sorunların başında Türkiye'de sosyal bilimlerle uğraşan ya da düşünce dünyamızdaki isimlerin bir başkasının yazdığı ile diyaloga girmekten genellikle kaçınması gibi bir durum söz konusu. Yani tabii burada Türkiye'yi kıyaslamak, işte efendim bunu böyle rakamlara falan dökmek mümkün değil. Ama genel olarak baktığımız zaman, biraz bu literatüre hakim olanlar bilirler, Türkiye'de böyle dişe dokunur çalışmalar yapmış birçok insanın hep şundan şikayet ettiğini görürsünüz. İşte kitap yazıyoruz, bir çalışma yapıyoruz, 10 kişi, 15 kişi güzel olmuş, aferin diyor. Fakat biz bu kitaplar, yazdığımız kitaplar hakkında şöyle dört başı mamur, oturaklı bir değerlendirme bir türlü alamıyoruz. Yani belki referans da veriliyor yazdıklarımıza ama referans verilmekten de öte, onun da ötesinde gerçekten de bu çalışma ciddi bir şekilde gözden geçirilmiş ve zaaf ve güçlü ve zayıf yönlerini ele alan bir şeyi göremiyoruz diyorlar. Genel olarak bu anlamda bir bunun çok istisnasını olduğunu da ben düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu işlere uzun süredir kafa yoran birisi olarak yani solda ve sağda birçok insanın bu türlü şikayetleri hep olmuş. Hatta öyle ki yani isterseniz size Cemil Meriç'ten okuyayım. Cemil Meriç sürekli işte kitaplar yazıyor ve okunmamaktan çok şikayetçi. İşte Cemil Meriç'in hitap ettiği genel olarak Cemil Meriç'i o dönemde sağda konumlandırıyorlar ve sağın okunmadığından şikayet ediyor. Solda aynı şekilde Cemil Meriç'i sağcı bir konuma getirdikleri için bu sefer onlar da okumuyorlar. Bir iki örnek okuyayım. Cemil Meriç bu kitapları okunsun diye birçok o dönemin etkili olan insanlarına kendi kitaplarını gönderiyor ve ona kitaplarını gönderirken de ona güzel böyle şeyler imzalayarak gönderiyor. Mesela Mümtaz Soysal'a göndermiş. Mağaradakiler her yobazlığa savaş açan Mümtaz Soysal Beyefendi'ye bir tomar malzeme. Yine dönemin sol iktidarcısı Gülten Kazgan'a, Gülten Kazgan hanımefendiye hayranlıkla diyor. Yine Sina Akşin'e, Sayın Sina Akşin, mağaradakilerden birinin yanık çığlıklarını dinle ve ürper sevgilerle diyor. Aslında baktığımız zaman Cemil Meriç bu insanlarla ideolojik olarak çok büyük bir yakınlık içinde falan değil. Fakat okunmak için, yani yazılan bir büyük emeğin karşılığını birileri tarafından yankı yarattığını görmek için
belki de hani çok da ideolojik olarak da çok sevdiğini söyleyemeyeceğimiz bu isimlere bu türlü böyle şeyler yapmak zorunda hissediyor. Daha buna benzer yani yüzlerce örnek verilebilir. İşte Sencer Divitçioğlu bundan şikayet eder, Gülten Kazgan bundan şikayet eder. Sağdakiler, soldakiler, liberaller, kemalistler yeterince okunmama, yeterince eleştirel diyalog, yeterli bir eleştiriyi almama gibi bir problem var olduğu söyleniyor. Burada tabii şöyle bir durum var. Biz tabii eleştirel değerlendirme deyince, evet yani bu gerçekte arzu edilen bir eleştirel değerlendirme nedir sorusu üzerinde duracağız. Türkiye'de olup biten şey şu, biz genellikle eleştiri deyince tamamen tahrip eden, yıkan ve genellikle kişinin kendi söylediğinin çarpıtılmasına dayanan ve muhtemelen kişilik özelliklerini de işin içine katan yıkıcı eleştiriyi anlıyoruz. Bu türlü yıkıcı eleştiri örnekleri yine sosyal bilimler dünyamızda inşallah kitap yayınlandığında göreceksiniz. Çok fazla görmek mümkün. Yani bu yıkıcı eleştiride genellikle şöyle bir usul söz konusu. Yani aslında karşı tarafı veya eleştirmeye soyunduğunuz insanı olabilecek en kötü şekilde algılamak, son derece sert bir üslup kullanmak ve arada muhtemelen onun geçmişine ya da şu anda bulunduğu siyasi pozisyona da mutlaka referans vermek gibi bir durum söz konusu. Size birkaç örnek yine vermek isterim dinleyicilerime. 4-5 tane. Bunlar Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden. Mesela Kemal Karpat Hoca'nın İslam'ın Siyasileşmesi kitabı vardır Türkçe'ye de çevrilen. Ona Boğaziçi hocalarından Selim Deringil'in yazdığı bir eleştiri var. Bu eleştiriye Kemal Karpat Hoca mesela son derece sert bir yanıt veriyor. Hoca aynen şöyle yazmış. Her ölçünün dışına çıkan ağır bir yazıyı ise Türk meslektaş yazmış. Benim tartıştığım ana konuların hepsini bir yana bırakarak, çoğu yersiz hatta uydurma imla ve isim hataları bularak, benim incelediğim dönemi kısmen ele alan ve birçok konuya yanlış yaklaşan kitabını ve kendi şahsi reklamını yapmıştır. Bu zatın eleştirisi Türkiye'de bazı kimselerin halen şahsi şan ve şeref ve ihtiraslarını tatmin etmek için partizanlığı nasıl ön plana çıkardıklarının en açık örneğidir. Yani Selim Deringil'in direkt iddialarına cevap vermek yerine mesela Kemal Karpat Hoca gibi saygın bir isim, hepimizin hocası, çok yararlandığımız bir isim mesela böyle bir sert bir yazı yazıyor. Yine mesela ilginç bir tartışma işte Ali Birincioğlu ile Şükrü Hanioğlu Hoca arasında, Ali Birinci Hoca ile Şükrü Hanioğlu arasında yaşanıyor. Orada da Ali Birinci, Şükrü Hanioğlu Hoca'yı çalışmalarında manevi seviye düşüklüğü gibi her yana çekilebilecek cümlelerle itham ediyor. Yani yine böyle bir hani şey var, bir tartışmayı beslemek yerine hani böyle bir yani ortaya bulanık, belirsiz, her yöne çekilecek ve yani son derece itham edici sözler var. Daha yakın zamanlarda 8-10 yıl önce bir tartışmada mesela bu kez tartışmanın tarafları Profesör Ayhan Aktar, Halil Berktay, Taner Akçam gibi isimler. Tartışmanın konusu şu, bir Ayhan Aktar hoca yüzbaşı bir Osmanlı ordusunda bir Ermeni yüzbaşı Torosyan isimli, onun hatıraları isimli bir kitap iletişim yayınları tarafından basılıyor. Ve Halil Berktay daha sonra buna Yusuf Hakan Erdem de katılıyor. Onlar da diyorlar ki hayır yani bu Osmanlı ordusunda böyle bir Ermeni subay yok, olmadı. Bu vatandaş kendisi bir hatıra diye bunu yazmış ve buradan diyor aslında sizi bu olmayan bir şey üzerine yani çarpıtılmış bir hatıra, böyle bir subay olmadı. Bu yazan vatandaş kendisini bir Osmanlı Ermeni subayı gibi hayal ederek anılarını yazıyor ve bunu Amerika'da İngilizce bastıktan sonra daha sonra da bu Türkçe'ye çevriliyor gibi böyle bir hatıraların otantik olup olmadığına dair bir eleştiri gündeme geliyor. Ve bu eleştiriyi ilk yapanlardan birisi Halil Berktay. Halil Berktay hocayla işte Ayhan Aktar, Taner Akçam arasında ve daha sonra Yusuf Hakan Erdem arasında bir polemik diyebiliriz ama sert bir polemik yaşanıyor. İşte mesela bunu hani sert bir polemik derken mesela örnek olarak vermek istiyorum. Mesela işte
Ayhan Aktar Hoca Halil Bektay'ın tezini eleştirirken şöyle bir cümle kullanıyor. İşte Türk Üniversitelerinde Deniz Baykal'dan sonra en uzun süre doçent olarak kalan isim. Sanki Türk Üniversitelerinde doçentlik büyük bir akademik payeymiş. Sanki doçent olmak isteyip de olamayan varmış gibi. Böyle bir ne diyelim, yani gereksiz bir hani tartışmayı mutlaka böyle başka bir alana çekmek gibi böyle gereksiz sertliğe başvurulan bir üslup var. Taner Akçam bir adım daha ileri gidiyor. Taner Akçam da Türkiye'de 1915 olayları bir Ermeni soykırımıdır diye ilk kez böyle açık seçik bir şekilde Türk üniversitelerinden ses çıkarmış olan Halil Berktay'ı el birliğiyle soykırım sırrının üstünü örtme çabası içinde olmakla suçluyor. Bu eleştiriyi yaptı diye. Böyle bir şey var ortada. Yani daha böyle örnekleri çok artırabiliriz. Hep böyle bir şeye gelme. Yani sözü edilen tartışmayı hemen bir rayından çıkarma gibi yüzlerce böyle örnek sayılabilir. Mesela bir başka örnek yine vereyim. Yine Feroz Ahmet hocamız, Yeditepe'de zannedersem şu anda, Şükrü Hanioğlu'nun Atatürk kitabını eleştiriyor. Şükrü Hanioğlu'nun Atatürk entelektüel biyografi kitabını eleştirirken Şükrü Hanioğlu'nun yine 1980'li yıllarda yazdığı Abdullah Cevdet üzerine olan kitabını Cemil Meriç eleştirmiş. O eleştirinin fakat Şükrü Hanioğlu'nun yaptığı eleştiriyle Şükrü Hanioğlu'nun yazdığı kitapla hiçbir ilgisi yok. Fakat Cemil Meriç Şükrü Hanioğlu'nun Abdullah Cevdet kitabını eleştiriyor. Feroz Ahmet da kendi konumunu güçlendirmek için Cemil Meriç de zaten Şükrü Hanioğlu'nu bundan eleştirmişti, başka bir noktadan eleştirmişti diye oradan güya kendince eseri ve kişiyi zayıflatmaya çalışıyor. Daha bunun gibi yüzlerce böyle örnek bulmak mümkün ve dikkatinizi çekerim. Bütün bu insanlar Türk sosyal bilimlerinin önde gelen insanları, olumlu katkılarda bulunmuş insanlar. Yani kalibresi yüksek hocalardan, kalibresi yüksek alanda iz bırakmış isimlerden bahsediyoruz. Yani en böyle alanda iz bırakmış, en böyle akademik tartışma üslubu, akademik tartışma usulü konusunda çok daha böyle bilgili ve dikkatli olmalarını bekleyebileceğimiz insanların yazdıklarından bütün bunları çıkarmak mümkün. Dolayısıyla bunlardan tabii çok daha kötüleri de var. Çok daha sert eleştiriler, açık küfürlere varan eleştiriler ya da böyle tamamen yok etmeye varan eleştiriler falan da var. Bunların üzerinde duracağız. Ben eleştiri derken, yapıcı diyalog eksikliği derken şunu kastediyorum. Emek verilmiş, samimiyetle emek verilmiş her türlü çalışmanın artıları ve eksileri üzerinde duran ve bunu son derece dikkatli bir üslupla yapan, hataları abartmamaya çalışan ama netlikle ifade eden, yazarın neyi kastettiğini olabildiğince net bir şekilde aktaran ve işi bir kişiliğe ya da yazarın geçmişte yapıp ettiklerine olabildiğince dökmeden emeğe saygı gösterildiğini de ifade eden bir yapıcı diyalog, yapıcı eleştirellikten bahsediyorum. Türkiye'de bence çok az olan şeylerden birisi bu gibime geliyor. Ve bu yapıcı eleştirel diyalog olmayınca ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Yani marifet iltifata tabidir. Birçok insan yazıyorlar, çiziyorlar fakat oradan bir ses gelmiyor. Bir duvara konuşuyorsunuz, bir boşluğa konuşuyormuşsunuz gibi bir durum ortaya çıkabiliyor. Ve bir geleneğin de oluşmadığını, geleneğin oluşmasının zorlandığını da görüyorsunuz. Sadece birilerinin eserlerine referans veriliyor ama o eserler hakkında doğru düzgün, ciddi, oturaklı değerlendirmeler yapılamıyor. Bunun yapılmaması aslında sosyal bilimleri yoksullaştırıyor. Yetenekli insanları böyle teşvik, yetenekli insanlar açısından önemli bir handikap oluşturuyor. Çünkü bir müşevik yok yani. Uğraşıyorsunuz 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl, 8 yıl, 10 yıl. Sanki böyle boşluğa konuşmuş gibi oluyorsunuz, duvara konuşmuş gibi oluyorsunuz. Ve sizin işte bir dipnot için ya da işte bir kelimeyi ifade etmek için belki günler, aylar harcıyorsunuz ama o çok da kimsenin umurunda değil. Belki kitaba referanslar veriliyor
Ama verilen referanslarım da genellikle sizin iddia ettiğiniz noktalarla pek bağlantısı falan olmuyor. Başka şeyden referans verilebiliyor. Ya da mesela kitaplara referans veriliyor. Çok referans verilen kitaplar aslında okunmaz. Bunu bütün sosyal bilimciler iyi bilirler. Ezbere referanslar verilir ve kitabın özetinin özeti okunur. Böyle bir durum var. Şimdi neden öyle sorusuna geleceğim. Yani neden biz ifratla tefrit arasında gidip geliyoruz? Sadece tabii bu konuda değil, yani genel olarak diğer konularda da ifratla tefrit arasında gitme eğilimi içindeyiz. Yani neden böyle? Bence birinci sebeplerden önemli sebeplerden bir tanesi şu. Bizim bu eleştirel değerlendirmenin akademik ve düşünce faaliyetinin özü olduğu noktasını pek içselleştirebilmiş değiliz. Yani biz böyle, yani biz Türk akademisyenleri, Türk sosyal bilimcileri olarak yazdıklarımızın ancak yanlışlanana kadar bir geçerliliği olabileceğini, yazdıklarımızın yanlışlanmaya, eleştirilmeye açık olduğunu kabul etmekte böyle biraz sanki zorlanıyoruz. Sanki böyle son sözü söylemişiz, artık o son söz, bundan sonra artık o son söz orada ve o son söz kabul edilecek. Ve o son sözün etrafında böyle tilmizler oluşacak ve o tilmizler böyle devam edecek falan gibi bir yaklaşım içinde. Yine mesela eleştirel değerlendirme bizim akademik yazınımızda birinin eserini böyle bu bahsettiğim anlamıyla değerlendirme genellikle çekememezlik, kıskançlık, böyle çekememezlik, kıskançlık, işte kendisi bir şey yazamıyor ama bütün işi gücü başkasının yazdıklarını eleştirmek şeklinde eleştirilere, bu türlü şeylere yol açabiliyor. Yani bunun biz, bu tartışmanın aslında sosyal bilim faaliyetinin özü olduğunu hep söylüyoruz, hep söyleriz, hep söylemişlerdir bizim sosyal bilimciler. Ama bunu hayata geçirme noktasında o kadar da başarılı olduğumuzu söylemek zor. Yani işte kendi işine bakamadığı için öyle yapıyor. İşte kendisi yazamıyor, başkasına eleştiriyor. Ya da işte onu çekemiyor. O zaten işte ona doçentlikte bilmem ne yapmıştı, o yüzden eleştiriyor falan gibi. Böyle son derece böyle kısır çekişmeler. Siyasette gördüğümüz, işte medyada gördüğümüz, sağda solda gördüğümüz, bürokraside gördüğümüz kısır çekişmelerin bir benzeri. Hep böyle bir eleştirel değerlendirme yapmaya soyunan insanlar da hep böyle bir kafalarında acaba benim hakkımda böyle düşünürler mi şeklinde bir yankı uyandırıyor. Bence ikinci bir önemli nokta yine birincinin bir bağlantısı olarak, yani Türkiye'de sosyal bilimlerle uğraşmak, yani sosyal bilim yani böyle bir meseleyi açacak bir anahtar gibi görülmüyor. Ben doğruyu keşfettim, doğru yer burası, doğrula benim yazdıklarım ve benim yazdıklarımı herkes gelsin, benim yazdıklarımı ölsün, benim yazdıklarım esnasında, benim yazdıklarım çerçevede, bu çerçevede herkes hareket etsin. Yani meseleyi açacak bir anahtar gözüyle bakılmıyor ve hani genellikle bakılmıyor ve daha ziyadesiyle kardeşim yanlış yerde duruyorsun, gel buradan bak demek istiyor bizim sosyal bilimcilerimizin büyük çoğunluğu. Orada tabii bir çok ciddi bir şekilde kendinden emin olma hali var. Aşırı bir kendinden emin olma hali var. Mesela bizim sosyal bilimler dünyamızda ben baktığım zaman düşünce dünyamızda şunu pek görmekte biraz pek göremiyoruz. Yani işte ben doktora tezimi işte 30 yıl önce bastım ama açıkçası bu doktora tezimin şöyle şöyle zaafları vardı. Ben onu tekrar basmıyorum. Veya işte bu benim için kötü bir makaleydi. Burada bunu söyledim ama daha sonra fikirlerim değişti. Bu türlü şeyleri söyleyen insanlara Türkiye'de genellikle söylenilen şey dönek, omurgasız, ne yazdığını bilmiyor vesaire gibi sözler ve laflar edilir. Bunlarla karşılaşmamak için de mesela birçok insan kendini bu türlü şeylerden uzak tutar. Ya bu türlü, çünkü öz eleştiri, bu türlü bir değerlendirme yaptığınız zaman bu sizin zafiyet göstergeniz olarak algılanır. Önemli bir şeydir mesela. Yani yine örneklerden bir sürü böyle örnek var. Yani mesela Baskın Orhan Hoca'nın bir Atatürk Milliyetçiliği diye kitabı vardı. 1988-89'da çıkmış. Mesela Baskın Orhan Hoca o kitaptaki fikirlerini değiştirmiştir ve bir daha yeniden basılmasını istemez. Ama bu türlü insanların sayısı Türkiye'de çok yüksek değildir. Tabii bilemiyorum Baskın Orhan o kitabın basılmasını neden istemiyor. Yani ona dair işte o kitapta neyi,
o kitaptaki görüşlerinin nasıl değiştiğine dair benim görebildiğim bir şeyler yazmış da değil. Ama mesela biliyoruz ki o kitabın yeniden basılmasını hoca ne yapmıyor? İstemiyor. Aynı şekilde mesela Şükrü Hanioğlu'nun Abdullah Cevdet üzerine yazdığı doktora tezi, ki Cemil Meriç'in eleştirdiği bir tezdir. Mesela Şükrü Hanioğlu Hoca da o kitabı yeniden basmıyor. Ama mesela onun üzerine Şükrü Hanioğlu Hoca, ben işte bu kitabı yeniden basmıyorum, basmak istemiyorum çünkü bu kitapta şöyle şöyle hatalar var şeklinde bir yazılı değerlendirme benim bilebildiğim kadarıyla henüz gelmiş değil. Böyle bir yani durum var. Şimdi bu kendinden emin olma hali olunca tabii insanların böyle eleştiriye tahammülleri de son derece düşük oluyor. Eğer siz yazdığınızın çok doğru olduğundan %100 böyle eminseniz veya bu türlü düşünüyorsanız her türlü eleştiriyi sadece sizin yazdıklarınıza yönelik bir eleştiri olarak algılamayıp kişiliğinize yönelmiş bir eleştiri gibi algılama eğiliminiz çok yüksek oluyor. Şimdi yani sosyal bilimlerle uğraşanlar veya düşünce dünyasındaki insanlar bilirler. İddialı bir iş yapıyorsanız zaten onu kişiliğinizle yaptığınız işi birbirinden ayırt etmek son derece zordur. Yani böyle bir durum var. Fakat en azından görüntüde namusu kurtarabilmek için yani eleştiriye açık olmanız ve gelen makul eleştirilere karşı da tahammül etmeyi gösterebilmeniz gerekiyor. Yani bu eleştiri, bu sosyal bilimci olmanın ya da düşünce dünyasında uğraşmanın temel şartlarından bir tanesi bu. Eğer bu kuralı, bu oyunu benimsiyorsanız, bu oyunun içinde oynayacaksanız, o zaman mesela bu oyun içinde oynayacaksanız bunu kabul etmek durumundasınız. Eleştirileceksiniz, eleştiriye kabul edeceksiniz, tahammüle açık olacaksınız. Orada çok ciddi yine özellikle Türkiye'de, bunun üzerinde tabii ayrıca konuşabiliriz, özellikle Türkiye'de özellikle önemli isimlerin bile çok ciddi böyle bir şeyi var. Yani sanki benim görebildiğim sıkıntıları var. İşte mesela Halil Nazlı Hoca hakkında Fransız Osmanlı tarihi hocası. İşte İnalcık diyor eleştiriler konusunda son derece yaralanır, kızar. Bunu tabii Halil Nazlı'ya Armağan kitabında yazılmış bir şey. Aslında diyor eleştirilere çok yanıt verebilir ama yani eleştirildiğini gördüğü anda diyor Halil Nazlı kızar, yaralanır. Herhalde diyor bir zayıflık var gibisinden bir şey kullanıyor. Yani yine böyle mesela alanın önde gelen isimlerinin böyle her zaman hani böyle bu kendilerine yönelik bir eleştiri söz konusu olduğu zaman hep böyle bir sanki küskünlük, ya nasıl olur, bana bu nasıl söylenir falan gibi örnekler verildiği söyleniyor. Mesela Halil Hoca hakkında yazılan şeyin okuyayım ben size. Gilles Weinstein, bu da bir Fransa'daki bir Osmanlı tarihi profesörü. Şöyle söylüyor mesela, onu eleştirebileceğimi düşünmek istemiyordu. İşine yönelik bir eleştiride kendini savunamaz mı? Sanırım bu konuda çok yetenekli değil. Eleştirilince yaralanır, daha pozitif bir tavır alıp tartışabiliriz diyeceğine kızar. Çünkü sanırım yaralı bir insan, içgüdüsel olarak eleştirileri bu yüzden zor kabul ettiğini düşündüm. Bu tabii Halil Nazlı Armağan kitabı vardır. Tarihçilerin Kutbu İş Bankası'nda yayınlanmış. Onun arkasında geçiyor. Bir başka örnek yine Türk sosyolojisinin önde gelen isimlerinden Mübeccel Velik Kıray hocanın. Yine onun öğrencisi olan Nükhet Sirman, zannedersem Boğaziçi Üniversitesi'nde. Mesela Nükhet Sirman bir ODTÜ'de düzenlenen bir sosyal bilimler kongresinde Türkiye köylerindeki diyor küçük üreticiliği anlamak için aslında toplumsal cinsiyete de bakmak lazım. Aile yapısına, akrabalık ilişkilerine vesaireye bakmak lazım diyor. Ve Nükhet Sirman'a göre Mübeccel Velik Kıray, kendi hocası, kendisine çok kızıyor. Kızmasının sebebi ise yine Nükhet Sirman'a göre Mübeccel Velik Kıray'ın hocası olan Robert Redfield'ı eleştirmesi. Şimdi yani buna benzer daha böyle bir sürü şey var. Yani böyle hani ya şimdi ya, akademik olarak önde gelen, iz bırakmış isimleri de gördüğümüz buna benzer böyle şeyler. Bir eleştiriye karşı hemen böyle bir tırnakları çıkarmalar, eleştiriye karşı hemen böyle bir direniş göstermeler. Basitçe tartışmak yerine daha böyle bir ya içe çekilmek ya hiç tartışmaya girmemek vesaire. Böyle bir durum var. Yani bunu ben biraz şeyle açıklamaya çalışıyorum. Türkiye'de kalburüstü çalışma yapmak çok zor. Kalburüstü çalışma yapmak
zor. Geçmişte daha da zordu. Şu anda daha zor mu emin değilim ama geçmişte çok daha zordu. Dolayısıyla gerçekten kalbur üstü çalışma yapan insanlar kendi yaptıkları çalışmayı yapabilmek için, o çalışmaları yapabilmek için gerekli irade gücünü bulabilmek için yaptıklarının son derece önemli olduğuna dair sürekli kendilerini motive etmeleri gerekiyor. Böylece kendinizi bu kadar uzun yıllar boyunca yaptığınızın çok önemli, yaptığınızın çok anlamlı, yaptığınızın son derece hakikate yakın olduğuna dair kendinizi iradi olarak motive etmezseniz anlamlı bir şey çıkarmak Türkiye'de çok kolay değildi. Kitap yok, kütüphane yok, işte efendim kaynaklara ulaşamıyorsunuz. 50'lerden, 60'lardan, 70'lerden, 80'lerden hatta 90'lardan bahsediyorum. İşte sosyal ortam kötü, yazarsam başıma bir şey gelir mi diye düşünüyorsunuz. Çok fazla ders yükü var, öğrenciniz var. İyi yetişmemişsiniz, dil eksiklikleriniz var, başka eksiklikleriniz var ve bütün bu olumsuz koşullarda halen bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla o bir şey yapabilmeniz için kendinizi çok ciddi bir şekilde motive etmeniz lazım. Ve kendinizi bu düzeyde motive edince de yaptığınızın son derece önemli, son derece anlamlı, son derece hakikate yakın bir şey olduğuna uzun yıllar boyunca kendinizi inandırmaya çalıştığınız zaman da bu sefer bir eleştiri gelince de şeye geliyorsunuz. Yani onu kaldırmakta, o eleştirinin arkasında kötü niyet vesaire gibi şeyleri aramaya yönele biliyorsunuz gibime geliyor. Fakat bu kendinden emin öyle. Evet. Bu kendinden emin olma hali biraz tabii ben şeyden de biliyorum yani sonuçta kendimden de biliyorum. Çünkü bir herhangi bir akademisyenin, herhangi bir düşünsel faaliyetle uğraşan birinin kendi kendini izleyiciler tabirimi caiz görsünler. Kandırması gerekiyor. Yok yani estağfurullah. Motive yani, etmesi gerekiyor. Yani evet öyle de diyelim. Aslında yani kandırma lafını ben kullanmıyorum. Daniel Kahneman'ın lafıdır o. Delusion der orada. Yani hani ya benim yaptığım son derece önemlidir. Son derece işe yarayacaktır. Bu işte bakış açılarını değiştirecektir falan. Böyle bir motivasyon olmadan hele Türkiye gibi ülkede böyle işlere soyunamazsınız. Fakat o motivasyonun motivasyon olduğunu unutursanız birdenbire gerçeklik dünyasından kopuş gibi ve aşırı bir beklentiyle yola çıkıyorsunuz ve o beklenti gerçekleşmediği zaman da böyle bir içe kapanma, lanet olsun, değerimi bilemediler, kıymetimi anlayamadılar, ben anlaşılmadım falan gibi özellikle belli yaştan sonra çok ciddi çoğu zaman psikolojik problemlerle de iç içe geçen bir durumla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yine mesela Türkiye'de bu eleştiri lisan-ı münasiple uygun eleştirel değerlendirme olmadığı için mesela birçok insan aslında eleştirmek istediği zaman bile korkar. Yani çünkü neden korkar? Çünkü bir şeyi eleştirdiğin zaman, birilerine böyle bir eleştiri yazısı yazdığın zaman, eleştiri kötü bir şey olarak algılandığı için başıma acaba neler gelir diye düşünür. Bu da mesela eleştirel değerlendirme yapmayı çok zorlaştıran bir şeydir. Yani acaba başıma neler gelir? Yani diyelim işte ne bileyim ben alanın önde gelen isimlerinden birinin bir kitabına eleştiri yazdınız. 30-35 yaşında genç bir doçent yazdı. O insan bana bir şey yapmasa bile o insanın hocası benim profesörlük jürime gelir. İşte efendim onun arkadaşı o derginin yayın kurulu üyesidir. İşte o dergide yayınım çıkmayabilir falan gibi. Böyle bin bir türlü şey var ve onun ötesinde yani çok eleştirel bir şeyler yazdığınız zaman çok çeşitli iftiralarla falan da karşılaşabiliyorsunuz. Yani kişisel olarak bunu ben yaşamış insanlardan da birisiyim. Yani siyaseten iftira edilebilirsiniz, başka şekilden iftiralar gelebilir ve yani böyle bir hani eleştirel bir şey yazmanın Türkiye'de kendine has özel riskleri var. O yüzden birçok insan mesela aman bulaşmayalım. Yani ben kimseyi eleştirmeyeyim ki kimse de beni ne yapmasın, eleştirmesin şeklinde bir şeye girebiliyor. Bir de tabii artık şöyle bir durum var. Sosyal medyada daha hızlı bir linç oluyor. Evet, yani sosyal medya tabii durumu daha da kötüleştirdi. Yani önceden işte en azından bir böyle yazılı bir şeyin olması için hakemler kuruluna gider, dergiye gider. Arada böyle bir iki aylık bir soğuma falan olur. Hani sertlik biraz daha yumuşatılırdı. Şimdi o sertlik de böyle hani yumuşamıyor, böyle anında gidebiliyor. Bu değerlendirme yapmayı daha da çok zorlaştıran bir faktör. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Yine bu
ilk taşı suçsuz olan atsın der gibi. Şimdi Türkiye'deki hepimiz bu işin içindeyiz, bu mesleğin içindeyiz. Yani böyle birine, bir akademisyene, bir düşünce adamına, birini mesela eleştirmek isterseniz onun eserlerinde eleştirebilecek çok şey bulabilirsiniz. Çünkü Türkiye'de editoryal mekanizmalar doğru düzgün işlemez, imla hatası bulunur, kaynakçaları karıştırmış olabilirsiniz. Ya da ne bileyim ben işte bu adam işte çok veya bu kadın çok işte akademik kaliteyi çok önemsiyor gibi gözüküyor ama bakın işte gökteki şu tezde şöyle doktora tezinde imzası var. Ya da buna benzer, anlatabiliyor muyum? Yani şey bir ortam, zor bir ortam ve her halükarda bu riskleri çok göze almak gerekiyor. O yüzden de bu riskleri de kimse göze almak istemediği için de aman diyor yani dedikodu yaparız. Yani, bakın yazılı değerlendirme ne kadar eksikse dedikodu da o kadar fazladır. Bunu akademisyenler, düşün adamları iyi bilirler. Bir araya geldikleri zaman yani işte şu hoca da şu kitap yazmış, ha ha ha, böyle bir gülme, bir dalga geçme. Şu da şunu şöyle yapmış, bu bunu böyle yapmış. Böyle bir maalesef kötü geleneğimiz var. Dolayısıyla eleştirilmemenin en iyi yolu eleştirmemek gibi görünüyor. Bu riskleri almak istemiyor insanlar. Halihazırda üzerinden durduk, işte bu eleştiriye tahammülü zayıflık olarak görmek. Bu bizim siyasetçilerimizde de var, normal vatandaşımızda da var. Yani eleştiri bir hani birisi sizin kitabınızı, yazdığınızı okumuş, kendince bir şey yazmış yani, kendince bir değerlendirme yazmış. Eğer onu yetersiz buluyorsanız ya bir cevap yazarsınız ya da beni yanlış anlamış vesaire dersiniz yani. Onu yapan insana birdenbire böyle sert yüklenip işte bu da kişiliği şöyledir, şu şöyle yaptı, bu zaten bilmem nedir, bunun zaten kuyruk acısı var vesaire demenin bir anlamı yok yani. Burada aslında çok daha derin bir problem olan bu Türkiye'deki bu siyaset yapabilme kültürü, siyaset yapabilme, yapamama halinin akademik dünyaya yansımasını görüyoruz. Yani meseleleri konuşarak halledebilme, meseleyi konuşarak halledebilme ya da konuşarak bir orta yolu bulma, öncelikle karşı taraftakine bir saygı göstermeyi, onu anlayabilmeyi, onunla uygun bir diyalog tutturabilmeyi gerekli kılıyor. Fakat bizim siyasetimizde de olduğu gibi, siyasi kültürümüzde de olduğu gibi, toplumsal kültürümüzde de olduğu gibi, biz kendimize yönelik herhangi bir eleştirel değerlendirmeyi doğrudan kişiliğimize, şahsiyetimize bir tehdit olarak algılayıp hemen pençelerimizi çıkartıp hemen sertleşiyoruz. Trafikte belki bilemiyorum tabii yani. Trafikte basit bir trafik tartışması yüzünden Türkiye'de yılda herhalde 15-20 kişi öldürülüyordur. Yani ilk anda böyle biraz daha yumuşak davransanız ya da ne bileyim biraz altta bir taraflardan birisi alttan alsa belki basitçe halledilebilecek bir mesele böyle gidiyor. Akademik dünyadaki veya bu düşünsel, eleştirel meselelerdeki durumumuz da bundan çok daha farklı falan değil. Yani tartışma kültürümüzde çok ciddi sıkıntılar var, çok maksimalistiz. Böyle bel altından vurmayı, satır aralarından mesajlar vermeyi çok seviyoruz. Böyle bir kendimizin yanlış yapabileceğini kabul etmekte zorlanıyoruz. Eleştiriyi doğrudan şahsiyetimize, kişiliğimize yöneltilmiş şeyler olarak görüyoruz. Burada böyle çok ciddi bir bence bir problem var. Son bir faktör bu da şu. Yine bunu Cemil Meriç'in ilk olarak ifade ettiği bir şey. Yani Türkiye'de zaten düşünen insan yani yazıp çizen insan sayısı çok az, çok sınırlı ve Cemil Meriç şunu söylüyor yani Türkiye'de diyor insanlar birbirlerini sevmiyorlar. Ve düşünen insanlar, yazan insanlar, entelektüel dünyada var olan insanlar ise birbirlerini hiç sevmiyorlar. Aslında birbirlerine karşı biraz daha fazla hoşgörülü olmaları lazım. Ufak tefek kusurlarını abartmamaları lazım. Çünkü bir camia oluşturacaksa, entelektüel dünya bir camia oluşturacaksa, böyle birbirini yerin dibine batırarak, onun hatalarını, kusurlarını abartarak bir camia oluşturamazsınız. Bir camianın oluşması için artıları ve eksileriyle bir araya gelen, kendi geleneklerini oluşturabilen bir insanlar topluluğu olması lazım. Birbirinden neredeyse nefret eden, birbirine selam vermeyen insanlardan oluşan bir toplulukta böyle bir ne tartışma olur ne de bir şey olur. Ortaya böyle bir yetkin bir ürün çıkar. Cemil Meriç'in sözünü arıyorum. Cemil Meriç'in sözü şöyle. Düşünce tarihimizin büyük faciası
birbirini anlamak, birbirini tamamlamak için yaratılmış aydınların bütün güçlerini birbirlerini yıkmaya harcamaları olmuştur. Biraz Cemil Meriç her zamanki gibi abartılı bir üslup kullanıyor ama bence bu sevgisizlik mevzusu önemli bir sorun bu eleştirel diyalog ortamının gelişmemesinde. Size mesela birkaç örnek vereyim yine. Bu tabii akademik dedikodu olarak yorumlayabilir bazıları ama akademik dedikodu falan değil, bunlar yazılmış şeyler. Mesela Türkiye'nin işte 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda yani Türkiye çalışmaları deyince akla gelen isimler. Şerif Mardin, Kemal Karpat, Halil İnalcık. En büyük, üçü de rahmetli oldu büyük hocaların. Mesela bu özellikle Şerif Mardin ile Kemal Karpat'ın arasında ta yıllara dayanan bir şey var. Yani nasıl söyleyelim? Yani birbirlerinin çalışmasına referans vermeme, birbirlerini ciddiye almama, birbirlerini çalışmasını beğenmeme gibi özellikler var. Maalesef mesela Kemal Karpat Hoca 2015 yılında çıkardığı bir kitapta Şerif Mardin'in işte Şerif Mardin'le olan ilişkilerini ve Mardin Hoca hakkında böyle uzunca böyle 8-10 sayfalık bir şey yazdı. İşte oradan kendi ilişkilerinin neden hiçbir zaman oturmadığına dair. Böyle bir sevgisizlik ortamı. Aynı sevgisizlik ortamı mesela Niyazi Berkes'te Kemal Karpat arasında var. Yani bunlar mesela işte Amerika'da Türkiye çalışmaları deyince en önde gelen isimler. Fakat birbirlerini arayıp sormuyorlar. Birbirlerine referans vermiyorlar. Mümkün olduğunca aynı konferansta bulunmamaya çalışıyorlar. Böyle bir atmosfer. Yine birkaç örnek daha vereyim mesela. İşte Mübeccel Belik Kıray, Türk sosyolojisinde bu ampirisizmi, pozitivizmi temsil eden ve hani Türk sosyolojisinin sosyal felsefeden uzaklaşmasında, olguları inceleyelim denilmesinde önemli bir isim, önemli araştırmalara imza atmış mesela. Mübeccel Belik Kıray Hoca ile Şerif Mardin arasında tatsızlık var. Mesela Mübeccel Belik Kıray Hoca bir sözünde şöyle söylüyor. Yani Şerif Mardin diyor, Boğaziçi'nde sosyolojinin gelişmesini durdurmuştur. Yani yani Şerif Mardin için Boğaziçi'nde sosyolojinin gelişmesini durdurmuştur. Yani şunu dese anlayacağım. Yani Şerif Mardin'in temsil ettiği sosyoloji anlayışı benim temsil ettiğim, benim benimsediğim sosyoloji anlayışı değil. Şerif Mardin kendi paradigması içinde çok önemli işler yapmıştır, önemli katkıları olmuştur. Fakat benim baktığım yer daha başka demiyor. Sosyolojinin gelişmesini ne yapmıştır? Durdurmuştur. Ya benim kendine noktamda göre olacak. Öyle aslında. Yani kendine göre olan yani. Aynen. Bütün i̇şte gelenek olduğu için. O şeye geliyoruz. Yine aynı noktaya geliyor. Nihayetinde. Evet. Mesela Kurtuluş Kayalı hocamız. Yine yazılı bir şekilde. O da mesela Mübeccel Belik Kıray Hoca için aynen şunları söylüyor. Hayatında ısmarlama olmayan hiçbir çalışma yapmamıştır. Yani çünkü Mübeccel Belik Kıray Hoca 60'lı 70'li yıllarda Devlet Planlama Teşkilatı'yla o dönem sosyologların alana gittiği bir dönem ve DPT tarafından genellikle ve diğer işte uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen çalışmaları falan yapıyorlar ama her halükarda bu Mübeccel Belik Kıray Hoca için haksızlık. Ve bunu yapan da işte yine mesela işte biz kendi geleneğimizi iyi bilmiyoruz üzerine çok da kıymetli yazılar yazan Kurtuluş Kayalı Hoca. Belki de burada hani insanların yani kendi yaptıklarını görememeleri, kendilerinin aslında hani eleştirdikleri tavır ve üsluba kendilerinin de sahip olabildiklerini, olabilecekleri ihtimalini gözden kaçırmaları gibi bir durum olabilir. Ama her halükarda böyle bir şey var. Yani bir sevgisizlik mi demek lazım? Başka bir şey mi demek lazım? Yoksa o ben en iyi noktada, en iyi yerde duran benim, herkes benim noktama gelsin mi diye bir düşünme mi lazım? Ama böyle bir sevgisizlik hali var. Bunun da mesela yine ayrıyeten böyle çok üzerinde durulması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Batı dünyasında bu işler çok düzgün, orada her şey güzel yürüyor falan böyle bir şey yok. Orada da mesela çok sert eleştiriler yapılıyor. Çok özellikle mesela Marksist sol gelenek son derece ağır ifadeler kullanma geleneği onlar da çok güçlü. Başta da Marx'tan da başlayan bir gelenektir. Bu işte dönek, satılmış, burjuva adamı vesaire vesaire. Onları çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. Ama yani Batı dünyasında
sayı çok daha fazla olduğu için, sosyal bilimlerle uğraşan insan sayısı çok daha fazla olduğu için bunlar böyle genel eğilim haline düşmüyor. Türkiye'de zaten az sayıda insan olmuş yakın zamanlara kadar sosyal bilimlerle uğraşan kitleler arasında. Onlarda da yine böyle bir şey var. Onlar arasında da böyle hani sebebini anlamakta biraz zorlandığım bir böyle sevgisizlik ortamı, bir böyle yek diğerine yeterince hoşgörü göstermemek vesaire gibi bir durum sanki söz konusu oluyor gibime geliyor. Bir başka son derece önemli nokta, bu türlü eleştirel değerlendirme göremiyoruz. Yakın zamanlara kadar, yani son 10-15 yıla kadar Türkiye'de sosyal bilimler ve düşünce camiası çok az sayıda insanlardan oluşuyor. Sayı çok az ve dolayısıyla herkes birbirini tanıyor. Şimdi yüz yüze tanıdığınız insanları, yüz yüze ilişki içinde olduğunuz insanları eleştirebilmek çok kolay bir şey değil. Yani bu bir problem. Ya da işte dediğimiz gibi yani işte yükseltilmeniz var, kitabınız basılacak, doçent olacaksınız, profesör olacaksınız, orada kadro alacaksınız ve bütün bunları ayarlayan böyle 8-10 kişilik bir grup veya taş çatlasın 20 kişilik bir grup. Dolayısıyla ne yazsanız ne etseniz o 20 kişilik gruptan birilerine mutlaka dokunacak. Dolayısıyla bunlara girmiyorsunuz ve şeyi bekliyorsunuz. Yani işte ben şu noktaya geleyim, şöyle profesör olayım, ondan sonra yazayım falan. Fakat o zaman da çoğu zaman geç olmuş oluyor. Ve böylece bir o suskunluk, gariplik içinde birbiriyle yeterince diyaloga girmeyen bir aslında bir bilim camiasının yokluğu der buna Nur Vergin Hoca. Böyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Bu yine önemli bir faktör. Ama mesela Türkiye'de son yıllarda bu sosyal bilimlerle uğraşan insanların sayısı arttı. Anonimlik sağlamak kısmen daha kolaylaştı. Ve yani bu bahsettiğim bu sayının azlığı problemi daha böyle daha az ciddi bir problem haline gelebiliyor. Örneğin buraya gelirken gördüm işte Türk siyasetini anlamak kitabını birisi İngilizce bir değerlendirme kitabı yazmış yazısı hakkında mesela. Benim sadece bir kere gördüğüm bir insan mesela rahatça yazmış, iyi de bir değerlendirme yazmış. Yani çünkü yani muhtemelen benimle yolu hiçbir şekilde kesişmeyecek kendisinin. Dolayısıyla yani kesişme ihtimali çok düşük ve daha rahat bunu ne yapabiliyor? Yazabiliyor. Ama mesela işte Türkiye'de siyaset hocalarının, siyaset profesörlerinin sayısı sadece 10 iken, 15 iken aynı ölçüde 10-15 kişiden oluşan bir siyaset profesörleri topluluğundan herhangi birinin eserini eleştirebilmek o kadar kolay olmuyor. Ama sayı 100 ise, 200 ise, 300 ise aynı rahatlıkla eleştirebiliyorsun. Bu şey bir nokta. Bu muhit meselesi de yine bununla bağlantılı. Hani genellikle şöyle bir durum var. Yani akademik camia aslında bir muhit meselesidir. Herkesin belli bir paradigması ve o paradigma etrafında şu ya da bu şekilde belli paradigmalar etrafında farklılaşan isimler vardır. Burada genelde de şöyle bir psikoloji ortaya çıkıyor. Yani kendi paradigması içinde olan, kendi paradigmanız içinde yapılmış çalışmalara yönelik bir eleştiri yaptığınız zaman o gruptan dışlanma gibi bir riskle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani nasıl olur? Yani mesela bunu şuna benzetmek lazım işte böyle bir hani daha böyle sosyalist eğilimli bir paradigma içinden bakıyorsunuz ve birdenbire böyle ya aslında bu sosyalizm hakkında liberallerin dediği bu hesaplama tartışmaları da önemli. Bunları ciddiye almak lazım. Sosyalizm denilen şey gerçekten olabilir mi olmaz mı? Mesela bunu yazarsanız oradan dışlama ihtimaliniz yüksek olabilir. Ya da ne bileyim ben işte muhafazakar paradigma içinden bakanlar, liberal paradigma içinden bakanlar, kendimize de burada söyleyelim. Belli şeyleri dile getirdiğiniz zaman böyle bir dışlanma riski söz konusu olabiliyor. Bu liberaller arasında çok daha az. Çünkü onlar en azından hakikati iddiası konusunda diğerleri kadar kesin olmadıkları için, kendilerinden emin iddialı olmadıkları için böyle bir durum var. Bu tabii işi biraz zorlaştırıyor. Ya da mesela farklı perspektiften yazılmış birinin eserini siz eleştiriyorsunuz, farklı paradigmadan yazılmış. Adam zaten diyor ki ya onun zaten baktığı yer farklı. Benim onu diyor ciddiye almama gerek yok. Böyle bir durum içinde çıkabiliyor. Yine mesela bir başka durum da şu. Yani aslında bu eleştirel değerlendirme işinin alanın tecrübeli ve isim yapmış insanların yapması lazım. Ne demek işte yani artık bir noktadan sonra ya bir bakalım yani hani böyle bir yani genç kuşaklar neler yapıyorlar.
onların şeylerine, onları ciddiye alalım, onlar hakkında bir şeyler yazalım. Maalesef Türkiye'de bu da çok yaygın bir özellik değil. Ya yani ben bir tek böyle hatırladığım, yani tabii çok hocalarımız sözel olarak teşvik eden olmuştur. İşte telefonla arayıp kendim için konuşuyorum. Çok iyi kitap yazmışsın, teşekkür ederiz. Çok faydalandım, çok okudum falan gibi. Böyle insanı çok sevindiren şeyler bunlar. Çok kıymet verdiğimiz isimler. Ama mesela bunu bir yazıya dökme falan işine geldiği zaman çok az insan bunu yapabilmiştir. İşte benim bildiğim bir tek Şerif Mardin Hoca'nın Bedri Gencer'in İslam'da Modernleşme kitabına yazdığı bir 8-10 sayfalık bir ön söz vardır 2008 yılında. Yani onun dışında sanki böyle bir şey gibi, yani hani alt kuşaklara karşı alttan gelenler, yani çok da önemsemiyoruz. Biz zaten yazdık, söyledik falan gibi böyle bir şey düşündüklerini düşünmüyorum ama sanki gelen hava biraz o şekle benziyor. Şimdi daha tecrübeli isimler gençlerin çalışmalarını eleştirmiyorlar ya da onlardan böyle diyaloga girmiyorlar. Genç kuşağınsa, daha böyle genç kuşakların ise yukarıdakileri eleştirmesi, bu bahsettiğim bu anonimlik sağlanmaması yüzünden çok kolay olmuyor. Bu aynı zamanda yine tabii problemli de bir şey. Hani neden problemli? Çünkü yani daha doktoranızı falan yeni bitirmişsiniz, daha alana yeni girmişsiniz. İşte oralarda 40-50 senedir yazıp çizen, kendini kabul ettirmiş insanların eserleri üzerinde siz de işte, hani bu biraz da böyle sanki şey gibi de geliyor. Ya daha cin olmadan adam mı çarpıyorsun falan gibi böyle bir şey de yaratılabiliyor. Ama bir şekilde bundan böyle uzaklaşmak gerekiyor ve bence buradaki temel sorumluluk biraz şeye ait. Yani hani alanın böyle yerleşik isimlerine, tanınmış isimlerine ait ki onların böyle gençleri, alttan gelen yetenekli insanları hani bir şekilde marifet iltifata tabidir diyoruz. Hani böyle yapılanları, belirtmeleri, potansiyel olan insanları, tabii bu yapılanları belirtmek övgü anlamına gelmiyor. Oradaki hep bahsettiğimiz yapıcı eleştiri derken artıları ve eksileri de dikkate alan bir değerlendirme olması açısından. Şimdi Türkiye'de bu, bitireceğim, eleştirel değerlendirme eksikliğinden bir başka problemin, paranın bir başka yüzü de şu. Tamam, biz böyle makul eleştiriler göremiyoruz ya da böyle yerden yere vurulan eleştiriler var. Ama bir de bizde çok abartılı bir övgü geleneği var. Övgü geleneği. Bu sefer mesela kişinin yazdıklarına, yaptıklarına falan çok bakmadan müthiş bir böyle hocasını övme, müthiş bir böyle hocası diye gördüğü birini övme gibi çok çeşitli böyle şeyler var. Yani böyle abartılı bir övgü geleneği var. Ben bu eleştiri eksikliğiyle abartılı övgü geleneğinin bir jetonun iki yüzü olduğu kanaatindeyim. Yani hani makul bir eleştiri yapamıyoruz. Makul bir eleştirinin yokluğunu böyle biraz övgüyle, abartılı bir övgüyle sanki böyle şey yapıyoruz, telafi ediyoruz gibi. Yani bir paranın iki yüzü gibi bir durum var burada. Bu abartılı övgü geleneğinin de işte böyle çok çeşitli örnekleri vardır. Mesela okuyayım, mesela Halil Nazcık Ziya Gökalp hakkında mesela yüzyıla damgasını vuran düşünür diye bahsediyor. Tabii Halil Nazcık burada Türkiye için söylüyor bunu. Yani hani Osmanlı Türk yüzyılına damgasını vurmuş. Yani gerçekten Ziya Gökalp damga vurmuş mudur? Tartışılabilir ama mesela böyle bir şey var. Mesela Bahattin Akşit hocamız Şerif Mardin ve Niyazi Berkes'e şey diyor, Şerif Mardin hakkında dünyanın en önemli sosyologlarından birisi oldu. Yani Şerif Mardin tabii ki çok önemli ama mesela Şerif Mardin genel olarak sosyal teori vesaire konusunda yazmadığı için dünyanın en önemli sosyologları arasında maalesef sayamayız. Yani Türkiye için önemlidir, İslam dünyası için önemlidir ama burada bir abartı var. Mesela Niyazi Berkes'in Türkiye'de Çağdaşlaşma kitabını yine Bahattin Akşit Hoca dünya sosyolojisinin klasiklerinden biri olarak görüyor. Yani çok abartılı bir değerlendirme bu yani. Türkiye'de Çağdaşlaşma tamamen Osmanlı Türk Modernleşmesi'ni ele alan bir eserdir ve Türkiye dışındaki çok az sayıda insan tarafından bilinen bir şey, çalışmadır. Mesela Süleyman Seyfi Öğün İlber Ortaylı'yı överken aynen şunu söylüyor. Ne Charles Tilly, ne Teda Scotchbowl, ne de Immanuel Wallerstein, ne de Erik Hobsbawm böyle bir birikime, İlber Hoca'nın birikimine sahiptir. İlber Bey sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen tarihçilerindendir. Yani çok tartışılan bir iddia. Yani dünyanın önde gelen tarihçisi dediğiniz zaman, dünya tarihi üzerine, sadece Türkiye üzerine değil, dünya tarihi üzerine laf söylemiş, gerçekten bir şeylerin açıklanmasına katkıda bulmuş falan birinden bahsediyorsunuz. Yani şimdi siz
İlber Hoca tabii kıymetli bir isimdir ama İlber Hoca'yı Emmanuel Wallerstein'la, Erich Hobsbawm'la, Charles Tilly ile aynı kategoriye koyarsanız, yani bunu makul bir insana anlatmanız biraz zordur. Böyle bir şey var, yani abartılı bir övgü geleneği. Abartılı övgü geleneğini özellikle dindar muhafazakar çevrelerde falan da görmek mümkündür. Yani işte dindar muhafazakar çevrelerde genel olarak böyle hani eserden ziyade eseri yazanın kişiliği, eseri yazanın ilmi, onun beyefendiliği, onun yol göstericiliği, onun hocalığı da falan da değerlendirilir. Ve böyle sanki bir böyle alim kişilik idealizasyonu vardır. Yani yazanla, eseri yazanla şahıs arasında bir ayrım yapılmaz. Ve o hocalık saygısı, mesela çok, bir insan çok iyi hoca olabilir, çok işte etrafını koruyor olabilir, çok iyi ders anlatabilir. Ama bu onun yazdıklarının çok anlamlı, çok önemli, çok çok böyle dünya değiştiren şeyler olduğunu anlamına gelmez. Burada da böyle bir şey var. Benim burada görebildiğim şey bu. İnsanlar böyle belli hocaları överek ve genellikle kendi hocalarını ya da kendi doktora hocası, lisans hocası ya da işte beraber çalıştığı hocasını överek aslında maalesef kendilerini övüyorlar. Yani işte biz kimlerden ders aldık? Yani biz kimlerin öğrencisi olduk? Oradan böyle bir şey var. İşte kimisi mesela İstanbul Edebiyat Fakültesi'ni işte dünyada eşi benzeri bulunmayan bir yer olarak ifade ediyor. Biz diyor, bizim dönemimizde bu iş böyleydi. Kimisi için mesela Hilmi Ziya Ülken dünyanın en büyük filozoflarından birisi. Bir başkası işte Sabahattin Zaimi çok büyük bir yazdıklarıyla çığır açmış birisi olarak görüyor. Bunlar kıymetli insanlar, evet, ama yani ortada ciddi bir şey var. Yani işte Sabahattin Zaim Hoca'nın yazıları belli, Hilmi Ziya Ülken'in yazıları belli. Yani böyle bir hani sistem kurmuş, dünyada böyle sadece Türkiye'deki insanların değil, diğerlerinin de incelediği, hakikaten böyle çok kıymetli şeyleri bulduğunuz falan insanlar mı? Bunlar tartışılır. Ama bu övgü geleneği böyle bir şekilde hani şey var, yani aslında hocasını överken ya da içinden yetiştiği geleneği överken sanki kendisini de övüyor veya onu gizlemeye çalışıyor gibi bir durum var. Bu aşırı övgünün de şöyle bir şeyi ortaya çıkıyor. Böyle Türkiye'de kapalı devre böyle şeyler oluşuyor. Kapalı devre düşünce gelenekleri. O kapalı devre düşünce gelenekleri de şöyle işliyor. İşte bir kürsünüz var. O kürsüde siz kendi yazdığınız kitabınız var. O kürsüde sadece kendi yazdığınız, sizin paradigmanızı sorgusuz sualsiz benimseyecek insanları tutuyorsunuz. Onlar daha sonra sizin paradigmanız... Geçişlilik oluşmuyor. Evet, sizin kitabınız ya da sizin paradigmanız üzerine onlar tez yazıyorlar. Onlar yine sizin yaptığınızı yapıyorlar. Onlar yine bu sefer aynı insanları asistan olarak alıyorlar ve böylece işte birbirini öven sürekli giden bir kitle oluyor. Fakat o sizin kendi kendinize oluşturduğunuz o küçük camia dışında sizi ciddiye alan kimse yok ortada. Şimdi isim vermeyeyim, bu alana biraz yabancı olmayanlar zaten neyi kastettiğimi anlayacaklardır. Mesela İstanbul sosyolojide böyle bir gelenek var. İşte Baykan Sezer geleneği. Baykan Sezer hoca kıymetli bir isim. Doğu Batı, bütün sosyolojiyi Doğu Batı ayrımı üzerine kurmuş. Baykan Sezer'den sonra gelen isimler aynı şekilde Baykan Sezer'in hocanın bütün yazdıklarını genelde eleştirmeden kabul edip onu aktarıyorlar. Ondan sonra onların asistan aldıkları bu sefer Baykan Sezer'in asistanlarının ne kadar büyük katkıda bulunduğunu sosyolojiye söylemeye çalışıyorlar. Böyle kurulan bir silsile var. Kendi kendini besleyen bir silsile bu. Birbirlerine referans veriyorlar ama kendi dışındakilerin pek referans verildiği yok. Böylece gidiyor. Bu bir diyalog değil, bu bir şey değil. Bu tabii eleştirilen durumların başında geliyor. Evet, bu hocam, eleştiri meselesi son derece önemli bir mesele. Evet. Türkiye'de sosyal bilim dünyamız, düşünce dünyamız bu kadar fakirse, bu kadar böyle hani taklitçiyse, bu kadar böyle kendi toplumumuzdan bu kadar uzaksa, bu eleştirel geleneğin olmaması ve olmamasının bir yansıması olan bu abartılı övgü geleneği de buna çok ciddi bir şekilde katkıda bulundu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi sanki yani daha böyle önde gelen kişiler üzerinden örnekler verince yine bu da biraz daha kolay oluyor gibi sanki. Bunlar evet. Da ağırlıklı olarak... Havada kalmasını istemiyorum. Bütün bunlar evet. Söyleniyor. Yine evet, de hani evet, böyle tabii. İnsanlar çok cesaretli olmadıkları için Vay Şerif Mardin veya işte Kemal Karpat
vay Mübeccel Belikkıray Hoca hakkında laf edersem acaba onun asistanı ya da onun bilmem nesi bana zarar dokunur mu diye. Biraz bunlardan korkmamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Ama hani oraya gelmeden de başka problemler de var ama genel olarak bu bahsettiğiniz, sıraladığınız sebeplerin hemen hemen hepsi, büyük bir kısmı daha ziyade psikolojik, duygusal sebepler gibi. Alim Yılmaz söylemiş, bundan başka bu diyalog sürecinde oluşan bilim geleneğimizin olmayışının başka sebepleri yok mu diye. Şimdi biliyorsunuz hakemli dergilerin yayın süreçleri var. Makaleler hakemlere, tabii kör hakemler olarak gidiyor elbette ki. Yazarın ismi belli olmadan hakemlere. Kimi hakemler gerçekten çok böyle üstün körü değerlendirme yapıyor. Neredeyse yazıyı dahi doğru düzgün okumuyor. Şöyle bakıyor, kaynakçasından beğenmeyip reddediyor yazıyı mesela. Kimi gerçekten, bazı hakemler var, hatta yani hiçbir ihtiyacı yok. İşte profesör zamanı belki olmayabilir de. Ama gerçekten titizlikle yazıyı inceliyor. Nereden, nasıl geliştirebileceğini, yazarın nerede eksikliklerinin olduğunu böyle sayfalarca yazıyor. Nasıl bir çerçeveye oturtabileceğini yazıyı, ondan sonra hangi bakımdan eksik olduğunu, nasıl argümantasyonun eksik olduğunu vesaire. Çok gerçekten kişiyi geliştiren, yönlendiren, tabii yazar da bundan istifade edebilirse. Bazen de öyle yazarlar oluyor ki, yani bunu herhalde siz bu konuyu hiç bilmeyen birisine verdiniz. Hiç haberi yok. Dediğiniz gibi hiç kesinlikle yanlışlanamaz. Son sözü söylemiş ve değişemez. Bazen bu kitaplar için de oluyor tabii. Kitapların editörlük süreçlerinde de aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Ama ben gerçekten böyle titizlikle hakemlik yapan akademisyenlere teşekkürle hem bunu not etmek istiyorum da bununla beraber aslında yani çok da fazla böyle teşvikler taraftarı değilim bu aslında akademisyenin. Asıl işi tabii ki bunu yapması. Ama aynı zamanda bilmiyorum, teknik olarak eğitim hayatımızda da bunu teşvik eden bir şey de, yapı da yok herhalde. Evet, yani şöyle. Bizden sonra gelen, yani daha oraya gelmeden önce bizden sonra gelen hani sosyal bilimlerdeki genç akademisyenleri yetiştirecek, geliştirecek bir teşvik edici bir ortamın olmayışı da aynı zamanda bu eleştirel düşüncenin gelişmesinde bir sebep olamaz mı? Tabii ki, tabii ki. Yani sonuç itibariyle ortada şöyle bir durum var. Yani Türkiye'de şu anda sosyal bilimler ve özellikle sosyal bilimler dünyamızda maalesef bu teşvik sistemi çok kötü bir şekilde uygulanıyor. Teşvik sistemi olayı tamamen bir bakkal hesabına, bu kelimeyi özel olarak kullanıyorum. Ben işte şu dergide... Makale yazdınız, yazarsan yazdınız. Aynen öyle. Yani bir bakkal hesabına döndürüyor ve bu sadece, önceden bu sadece yükselmek içindi. Yani evet, işte doçent ona kadar yazayım. Evet. Şimdi doçent olduktan, profesör olduktan sonra da bitmiyor. Çünkü yazdığınız makale başına bu sefer teşvik primi geldi. Ve bu artık bitmiyor. Böyle olunca tabii çok fazla dergi var. Dergiler hakemlere yetişemiyorlar. Şöyle de bir sıkıntı var. Ciddi hakemlik yaptığınız zaman size sürekli iş geliyor. Evet. Yani ve böyle bir hani yaptığınız, Türkiye'de işini iyi yapan insanlar genelde cezalandırılırlar. İşini iyi yaptığınız için siz cezalandırılıyorsunuz. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. Şu anki teşvik sistemi son derece kötü. Bu dünyada da bir problem ama dünyada mesela artık bu kriterlere bakarken sadece yazdıklarınıza değil, yazdıklarınızın ne kadar atıf aldığına bakıyorlar. Türkiye henüz bu aşamaya gelemedi. Yani çok yazmak değil ama bana diyor, senin yazdıklarına kimler ne kadar atıf almış, ben ona bakarım. Biz henüz bu aşamaya gelmedik, gelemedik. Umarım geleceğiz. Yani burada bir şey var tabii ki. Yani bu akademik sorumluluk, akademik ahlak, yaptığı işe saygı gösterme. Bu anlamda mesela Türkiye'deki akademisyenlerin genel olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna ben kesinlikle inanmıyorum. Yani işini severek yapan, sorumluluk duyan, işte bu insanların da yetişmesi lazım diyen, işini severek sorumluluk duygusuyla yapan, bir zorlama olmadan yapan insan sayısı tıpkı hani işte böyle editörlüğü yapan ya da işte çöpü temizleyen ya da yani
herhangi bir inşaat ustası işini ne kadar seviyorsa ya da işte başka biri bir memur işini ne kadar seviyorsa akademisyenlerde de oran aynı düzeyde. Yani akademisyenler genellikle kendilerinin çok daha böyle idealist, çok daha böyle düzgün, çok daha böyle ahlaklı diğer insanlara kıyasen olduğunu iddia ederler. Bunu da savunurlar ama maalesef hiç öyle değiliz. Yani burada aslında batırmak istediğimiz şey bu çuvaldız meselesi. Ortam teşvik edici değil, onu söyleyelim. Bir de bu sevgisizlik dediğim olayda onu geçerken atlamışım. Bu da çok önemli bir şey. Yani bu akademik dünya, düşünce dünyasını biz sıfır toplamlı bir oyun gibi görüyoruz. Yani birinin çok iyi bir çalışma yapması, diğerinin kaybetmesi anlamına ne yapmıyor? Gelmiyor. Bunu anlamakta biraz zorlanıyoruz. Şimdi mesela basit bir örnek, ben Demokrat Parti ve 27 Mayıs iktidarını yazdım. Evet, yani iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama bu benim o konuda son sözü söylediğime inandığım anlamına gelmiyor. Yani 40 sene sonra bilmem, belki 2-3 yıl sonra bir başkası benim bakmadığım, benim ihmal ettiğim kaynakları, benim perspektifimden daha farklı bir perspektiften bakacak, bir şey söyleyecek. Bu benim yazdığım kitabın tamamen anlamsız hale getirir mi? Bence getirmez. Değerini azaltabilir ama bu olacaktır yani. Her kuşağın, her şeyin bakışı farklı. Değişecektir. Ama bu onu anlamsız hale getirir mi? Getirmez. Çünkü mesela muhtemelen yeni bir paradigma, yeni bir bakış açısıyla geliyorsa yine benim o kitabı okumuş olarak gelecektir. Ve o kitap, benim yazdığım kitap, ümit ediyorum, onun o paradigma değişimine daha iyi bakmasına yol açabilecek bir etki yaratmış olabilir onda. Yani onun onu yazmış olması, onun daha iyi bir kitap yazmış olması benim yazdığımı tamamen değersiz hale falan getirmiyor. Biz biraz bunu anlamakta sanki zorlanıyoruz gibime geliyor. Yani başka sıfır ne toplam olabilir acaba? Alim Yılmaz soruyor. Diyalog sürecinde oluşan bilim geleneğimizin olmayışının başka ne tür sebepleri olabilir? Vallahi başka ne türlü sebepleri olabilir? Yani psikolojik eleştirel, psikolojik sebepler dışında. Yani şey olabilir, yani mesela yine bu teşvik sistemlerinde mesela bu kitap değerlendirmeliği herhalde özgün makale diye saymıyorlar diye düşünüyorum. Yani hani bir kitap değerlendirmesi yazdığınız zaman onu böyle herhalde birçok üniversitenin teşvik şeyinde bunu yazmıyorlar diye düşünüyorum. Bu gerçekten mesela, bizde kitap değerlendirme yazıları evet, çok zayıf, Batı'da yani, çok güçlüdür. Kitap okumuş yani, kadar olursunuz. Evet, yani bu herhalde böyle ciddi bir şey olarak sayılmıyor. Benim burada belirtmeye çalıştığım şey şu, özellikle alanın bilinen, tanınmış insanları veya daha böyle yerleşik insanları bu gençlerin eserlerini değerlendirmeye daha fazla önem vermeliler. Kitap değerlendirmelerinin, üniversitelerin bu kriterleri arasında mesela şöyle bir şey getirilebilir. Yani işte illaki profesörlük veya doçentliğe başvurduğunuz zaman, yani işte bu tabii ideal bir çözüm falan değil ama en az 3-4 tane kitap değerlendirmesi yazmış olmak. Tabii bu, yani bunlar tabii geçici çözümler. Yani zoraki böyle işte efendim kanun gücüyle bilmem neyle falan bunu yapmak falan şey değil. Kitap değerlendirmesinin başkasının çalışmasıyla eleştirel diyaloga girmenin hem genel çevreyi ve zemini zenginleştirdiği hem de kişiyi zenginleştirdiğinin bu işe meraklı olanlar tarafından takdir edilmesi gerekiyor. Bence en çözüm bu. Diğer bütün sağlanacak şeyler böyle müşevviklerden oluşabilir. Yani başka teşvikleri artırabilirsiniz. O da işte dediğim gibi yani doçentlik için, profesörlük için işte şunu getirmek, kitap değerlendirmeyi özgün makale gibi yapmak ya da işte en iyi kitap değerlendirme ödülleri falan vermek gibi daha böyle hani kısa vadeli çeşitli yollara girebilirsiniz. Ama her şeyden önce şunu insanların bilmesi gerekiyor. Yani bir geleneğin oluşması için sizin çalıştığınız alanda sizi ciddiye alan, sizinle diyaloga giren, birbirlerine selam veren, birbirleriyle toplantılarda görüşen, konuşan, birbirini usturuplu bir şekilde eleştirilebilen bir akademik camiye olacak ki biz bir gelenekten bahsedeceğiz. Böyle bir camiye oluşmadığı zaman siz böyle tek başınıza ortada kalıyorsunuz ve bir süre sonra tek başınıza ne üretiyorsanız üretiyorsunuz. O camianın oluşması için böyle bir daha böyle yapıcı diyalog, anlama, karşı taraf diye gördüğünüz insanların da yaptığı önemli şeyler olabileceğini düşünme gibi hasletlerin biraz uyanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bunun çok kolay bir yolu falan yok. Alim Yılmaz da eleştirinin bir ölçü ortaya koymak olduğu anlayışı çerçevesinde tartışmak gerekli diyor. Katılırım.
Neslişah Çebi soruyor. Üniversiteleri belli amaçlara ulaşmada araçsallaştıran anlayışın her iktidar döneminde devam ettiğini ve bu durumun akademide ifade özgürlüğünü olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz diyor. Kesinlikle düşünüyorum. Yani şöyle, yani üniversitenin araçsallaştırılması şu demek, yani herhalde yani ben en azından şunu anlıyorum. Yani akademik hayat özellikle sosyal bilimlerde başlı başına zevk veren, başlı başına önem verilen bir şey değil de ben işte siyaset profesörü olayım, sosyoloji profesörü olayım, tarih profesörü olayım, oradan siyasete atlayayım ya da işte şu kurumun başına geçeyim ya da öbür tarafa gideyim diye düşünülüyor Türkiye'de. Üniversitenin araçsallaştırılmasının bir anlamı bu. Bir anlamı bu. Üniversitenin araçsallaştırılmasının ikinci anlamı ise ta Cumhuriyet'ten beri gelen, Cumhuriyet'le başlayan ama Cumhuriyet'ten sonra da yani şu anda çevre dediğimiz elitlerin iktidarıyla da pekişen bir durum var. Bütün siyasi iktidarlar üniversiteyi kendi siyasi gündemleri ile ters düşmeyecek, mümkünse o siyasi gündemlerinin teorik temelini sağlayacak, asla ve kata siyasetin çizgilerinin dışına çıkmayacak bir şey olarak görüyorlar. Bu Kemalistler için de geçerli, bugün AK Parti için de geçerli. Dolayısıyla dar bir çerçeve çiziyorlar. O dar bir çerçeve içinde kalmanızı istiyorlar. Yine bu üniversitenin araçsallaştırması deyince şu bağlantıyı kuralım. Türkiye'de bir bilim camiası olmadığı için, yani Türkiye'de bir sosyal bilim camiası çok güdük olduğu için bir süre sonra insanlar sosyal medyanın, medyanın cazibesine çok daha rahat kapılabiliyorlar. Neden daha rahat kapılabiliyorlar? Oturuyorsunuz 3 sene, 5 sene, son derece emek veriyorsunuz, güzel bir kitap yazıyorsunuz. Bir tane ses çıkmıyor, yani büyük bir beklenti içinde yazdığınız şeylere bir laf gelmiyor. Hele şimdi durum daha da kötüye gitti. İşte bir tweet atıyorsunuz ya da işte Facebook'ta bir paragraf paylaşıyorsunuz. O sizi birdenbire ya da televizyona çıkıyorsunuz. Televizyona çıktığınız zaman birdenbire müthiş bir şeyin içine giriyorsunuz. Ve birdenbire o şeyin içerisinde, o ilginin içerisinde ve tabii bu ilgi geçici bir ilgi. Yani herkes 15 dakikalığına meşhur olacak şeyi var ya. bu ilgi geçici bir ilgi. Belki daha doyurucu bir düşünsel atmosfer, düşünsel ortam olsa. Evet, orada, ama burada bu türlü sakıncalardan da biraz daha uzak kalabiliriz diye düşünüyorum. Sesini duymakta evet. Zorlanıyorum Özlem, evet. Bazen bağlantıda bir problem oluyor galiba. Yani şimdi bir farklı iktidar döneminde işte akademinin araçsallaştırılması, siyasileştirilmesi vesaire tartışması var ama bundan başka da aslında akademinin içerisinde de akademinin içinde de farklı bir farklı otorite alanları var aynı zamanda. Akademinin içerisinde bir çeşitlilikten bahsetmek, o tahakkümü kırmak da çok zor olabilir farklı alanlarda, farklı siyasi alanlarda. Ve bazen baktığınız zaman bu ne Kemalistler ne de hükümet siyasi iktidarda olmayabiliyor. Daha belki de çok daha derinden, gizliden çok daha asıl etkili olan bir bölümde, bir üniversitenin bir bölümünde veya daha genel olarak tüm o disiplinde, her üniversitede ne bileyim mesela bir sol bir tahakküm daha baskın olabilir, sol bir gelenek daha baskın olabiliyor. Veya başka bir yerde daha milliyetçi bir gelenek tüm o disiplin çalışmalarında daha baskın olabiliyor. Yani bu sadece iktidarla paralel giden bir şey değil akademinin araçsallaştırılması. Ama zaten şimdi şöyle bir durum da var yani üniversitenin ben şu açıdan biraz daha farklılaşıyoruz belki. Yani şu var. Şimdi belli okulların, belli geleneklerin orada yoğun olması, onun mutlaka kırılması gerektiği anlamına gelmiyor. Yani ekol oluşturmak demek zaten biraz böyle bir şeydir. Yani dolayısıyla hani oraya mutlaka işte senin orayı böyle bir... Yok, hani, tahakküm varsa diye söylüyorum, muhakkak öyle. Yani hani... O alanda çalışmak isteyen yeni genç akademisyenler geliyor ama onların önü kesiliyor mesela. O mesela şeyde mesela yani işte 1980'li yıllara kadar falan Türkiye'de olan bir şeydi bu. Yani çünkü sayı çok azdı.
Yani doktora yapmak istiyorsanız işte ta 80'li yılların başında bile Ankara Siyasal, İstanbul İktisat, ODTÜ daha yeni başlamış, Gazi de yok ve dolayısıyla işte Ankara Siyasal'a kendinizi beğendiremediğiniz zaman doktora yapma ihtimaliniz ortadan kalkıyordu siyaset bilimi falan gibi alanlarda. Şimdi mesela bu böyle bir durum söz konusu değil ve ben orada yine halen iyi düşünüyorum. Yani Türkiye'de siyaset üniversitelerin ancak özelliğe, belli bir özelliğe sahip oldukları zaman anlamlı olabilecekleri gerçeğini yeterince kavramış değil. Çünkü siz o tahakkümü kırma adına gerçekte oraları pek de hak etmeyen birilerini oraya götürdüğünüz zaman o zaman oraya belki oraya size kendinize yakın isimleri götürmüş oluyorsunuz ama yani yeni bir entelektüel gelenek falan kuramıyorsunuz. İşte bu Cumhurbaşkanı'nın sürekli dediği biz kültür alanında başarılı olamadık. Çünkü kültür alanında başarılı olabilmesi için bir şeyin olması gerekiyor. Bir böyle bu işler böyle zoraki emirle, KHK'yla, yasayla olacak şeyler falan değil. Bunlar böyle belli bir insana yetenekli diye düşündüğünüz insanların önünü açacak belli şeyleri yapacaksınız ve bekleyeceksiniz. Bu işler bu kadar hani kolay bir şekilde gelen işler değil. Bu özellik meselesinin ben çok sindirilebildiği kanaatinde değilim Türkiye'de siyasetçiler tarafından. Ve öyle de olduğu içindir ki Türkiye'de bugün üniversiteler bir şeye maalesef dönüşmüş durumda. Yani en büyük kamu iktisadi teşebbüslerinden birine dönüşmüş durumda. Liyakatin ikinci plana çoğu zaman düşmesi özellikle sosyal bilimler alanında böyle bir ortada şey var. Yani bir memur üniversite direkt bürokrasinin bir parçası gibi düşünülüyor. Ve üniversiteye giren insanlar da kendilerini 657'ye tabi insanlar gibi görmeye başlıyorlar. Üniversitede tabii ki araç sallaşıyor. Çünkü yaptığınız işten herhangi bir tatmin alamıyorsunuz. Yazma işinden, okuma işinden. Çünkü zaten başından itibaren böyle bir gelenekle gelmediğiniz için niyetiniz o değil. Zaten sizin amacınız işte profesör olup oradan başka bir yere atlamak. O profesör olana kadar yapılması gereken, yazılması gereken makaleler var. Onları bir an önce yazıyorsunuz ve ondan sonra yeni kulisler peşindesiniz ki o istediğiniz yerlere gelebilirsiniz. Maalesef giden nokta gelen bu başka sorular da var ama tesadüfen sorular lütfen yazılırken cevaplamış gibi oldunuz. Atilla Hoca'nın, Atilla Yayla'nın eleştirel bakışta ideolojik gruplar içi ve ideolojik gruplar arası ilişkiler bakımından durum nedir? Evet. Diye sormuş. O sırada aslında biraz bahsetmiştiniz. İlave edeceğiniz başka yani var mı? Orada şunu söylemek lazım. Yani benim görebildiğim kadarıyla bu özellikle kendine sol diyenlerin tahammül düzeyi diğerlerine nazaran çok daha düşük. Onu bir söylemekte fayda var. Yani o hakikat iddiası, ya biz doğruyu biliyoruz, doğru bizim tekelimizdedir iddiası, kendini sol olarak tanımlayanlar da çok daha güçlü. Ve aslında onlar kendilerine eleştirel düşünce diyorlar ama onların eleştirellikten anladığı şey, var olan siyasi sistemi tamamen ideal bir kendi çizdikleri ideale göre eleştirmek. Kendi varsayımlarını, kendi paradigmalarını, kendi çıkış noktalarını eleştirmek değil. O açıdan mesela dogmatizmin en yüksek olduğu kesimler, bu kesimler en çok bilimsellik iddialarına rağmen diye düşünüyorum. Yani bu ayrımı biraz yapmak lazım. Öbür türlü tabii yine o yerli sosyoloji, yerli ve milli sosyoloji ya da işte daha böyle dini grupların, onların zaten hani böyle çok bilimsellik iddialarını o kadar güçlü bir şekilde dile getirmiyorlar. Onlar zaten hani bir şekilde daha baştan hani böyle çok aynı düzeyde iddialı olmadıkları için onların da tabii eleştiriye ihtiyaçları var. Ama genel olarak o Türkiye'de böyle bir liberal demokrat çizgide bulunan insanların çok fazla sesi duyulamıyor sosyal bilimler dünyasında. Aslında Şerif Mardin gibi son derece liberal demokrat bir ismin sosyal bilimlerdeki ağırlığına rağmen aslında o gelenek, o Mardin'in başlattığı o geleneğin çok böyle kuvvetli bir şekilde kök salabildiğini üniversitelerimizde söyleyebilmek çok kolay değil diye düşünüyorum. Bilmiyorum Atilla evet. Hoca'ya cevap oldu mu? Evet, oldu tabii. Öncesinde de yine bahsetmiştiniz.
Bir başka sorusu da hocanın dünyanın başka yerlerinde benzer durumlar yok mudur? Buna da yine tesadüfen cevap vermiştiniz aslında. Orada yani Batı'da sayıca çok fazla oluşlarından kaynaklı anlatmıştınız. Ama yine de o sert eleştirinin şeyi de sert eleştirinin örneği de çok Batı'da, tabii, Amerika'da. Tabii. Yani yıkıcı anlamında söylemiyorum yani. Fikri sert bir şekilde eleştirebilmek tabii. Yani. Şahsileştirmeden evet. Bu da çok gerçekten çok değerli, çok faydalı. Bunun yani kesinlikle kişisel algılamadan onun yazılabilmesi fikrin gelişmesi açısından gerçekten çok değerli. Kesinlikle. Ama diğer taraftan da tarikat gibi fikir grupları var. Tabii. Kendisini liberal addeden gruplar arasında da var gerçekten. Kesinlikle. Son derece içe kapalı ve diğerlerini çok sert bir şekilde eleştiren gruplar da var. Yani aslında anlatmaya çalıştığım şey şu, yani fikri sevmek gerekiyor. Yani ya hakikati sevmek gerekiyor. Yani hakikat dediğimizde tek bir hakikatin olduğuna da çok inanmıyorum ama hakikat denilen şeye kim en çok yaklaşıyorsa onu sevmek yani. Yani insanlar böyle kendi yazdıklarının esiri oluyorlar. Kendi savunduklarının esiri oluyorlar. Kime çok yaklaşıyorsa değil de belki kim aramaya böyle daha açıksın diyelim. Yani onu evet. Öyle de ifade edebilirsiniz. Yani en azından o anda size en doğrusu gibi görünüyor. Ama bu değişebilir. Yani onu sevmek lazım. Ama insanlar genellikle yani yazdıklarını ve söylediklerini seviyorlar. Ve insanların genellikle geçmişte yazdıkları ve söyledikleri ben burada hata yapmışım, ben burada şu anda farklı düşünüyorum falan demeleri son derece zor. Ya çünkü öyle diyenlere ya ben sana nasıl güveneyim falan gibi şeyler söyleniyor. Ya da dönek deniliyor, omurgasız deniliyor, başka şeyler deniliyor. Yani bu sorun burada. Evet. Sorun burada. Şimdi Yusuf Karadağ'ın da katkılarını ifade etmeden geçmeyeyim. Tepkinin eleştiri diliyle bağlantısı yok mu demiş. Şimdi yani eleştiriyi karşılamakla ilgili bir problemimiz var ama aynı zamanda yani eleştirmekle eleştirmeyi bilmek de öğrenmek de çok önemli. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Eleştiriyi karşılamakla birlikte eleştiriyi de öğrenmek için, eleştiri yapmayı da öğrenmek için gayret sarf etmeliyiz. Şimdi orada yine arkadaşımız sorduğu için söyleyeceğim yani bu bizim Türkiye'de aynı zamanda çok ciddi bir üslup sorunumuz var. Yani üslup. Yani bu aslında üslup sorunu Türkiye'deki demokrasi, liberal demokrasiyi neden bir türlü yerleştiremiyoruz sorusundan bağımsız bir şey değil. Çünkü demokrasinin gelişebildiği ülkelerde aslında düzgün üslup var. Yani hani düzgün üslup var derken şunu kastediyorum. Yani insanlar dertlerini açık, net ve yanlış anlaşılmaya müsait olmayacak bir şekilde anlatmayı öğrenmişler. Günlük konuşma o hale gelebilmiş. O bir siyaset geleneğinin yansıması. Yani farklı gruplar var, farklı çıkarlar var. Yüzyıllar boyunca o farklı gruplar, farklı çıkarlar birbirlerini boğazlamadan o farklılıklarla bir arada yaşamayı öğrenmişler. O yaşam tecrübesi dile de yansımış, dile de yansımış ve kendi farklılıklarını ifade ederken bile o dildeki o yansıma kendini getiriyor. Bunu kişisel olarak o kitapta da yine yazacağım mesela. Türkçe'de, bizim dilimizde de maalesef böyle bir hani üsluba çok dikkat ederek konuştuğunuz zaman güzel bir Türkçe olmuyor. Çünkü yani kültürümüzde böyle bir yumuşaklık, kültürümüzde böyle bir ne diyelim, diyaloga açıklık çok şey değil. Yani Türkçe'de böyle ben çok dikkat ediyorum yazarken ve söylerken cümleler böyle çok uzun çıkıyor. Yani dikkatli cümle kurduğunuz zaman ya da ben kuramıyorum, bu da ayrı bir mesele ama yani ciddi bir üslup sorunumuz var. O üslup sorunu yansıyor ve siz eğer üsluba çok dikkat etmezseniz otomatik olarak karşı tarafta acayip bir tepkiyi uyandırıyorsunuz. Belki işte burada bahsettiğim Mübeccel Belik Hoca'nın Mardin hakkında söyledikleri, Kurtuluş Kayalı'nın söyledikleri vesaire çok daha dikkatli bir üslupla belki ifade edilse ya bu kadar mesela garip olmayabilir. Ama işte o dikkatli üslup Türkiye'de otomatik olarak biz dikkatli üslup kullanan insanlar değiliz. Default olarak dikkatli üslup kullanan insanlar değiliz. Bizim dikkatli bir üslup kullanmamız için çok özel çaba göstermemiz gerekiyor.
Çünkü kültürümüzde böyle bir, yaşadığımız kültürde böyle bir dikkat, incelik, dilde incelik, nezaket, o şeyin, dilin ayrılmaz bir parçası haline maalesef gelebilmiş değil gibime geliyor. Ama tabii bunun çok tartışmalı bir şey olduğunu belirteyim. Bunu mesela bilenler bilirler. Bu tartışma şeyde de vardır mesela. Almancanın da buna çok müsait olmadığını söylerler. Almanca da böyle daha şeydir. Daha doğrudan, daha kaba. Alman siyasal... Didaktik. Didaktik. Alman böyle geçmişini yansıttığı söylenir. Rusça mesela öyledir. Mesela İngilizce, hele özellikle İngiliz İngilizcesi, son derece böyle satır arası mesaj verebilirsiniz. Son derece böyle uzatılmış cümlelere müsaittir. Son derece böyle şey duyar. Mesela Almancanın ve Rusçanın ve Türkçenin çok daha böyle, tabirimi hoş görün, takır tukur, son derece direkt ve son derece böyle hükmedici bir yapısı olduğunu iddia edenler var. Evet tabii, ama ona göre de bunu karşılayanlar, ona alışkın olan vatandaş için de öyle sert gelmeyebilir. İşte zaten yavaş yavaş toparlasak zaten problemi oluyor. Evet. Bulmuşuz. Yani eleştirel düşünmeyle birlikte akademi dünyasında, sosyal bilimler dünyasında bence çok önemli olan, yani bir akademisyenin zaten temel işi kendinden sonra gelecek kimseleri, yani aynı geleneğe devam ettirmesi de gerekmiyor ama yani genç akademisyenleri yetiştirmek konusunda bir motivasyonu olmalı. Bu hem yeni şeyler okumak, hem uslubunca yetiştirecek şekilde, yapıcı bir şekilde eleştirmek kapasitesini de artıracaktır, geliştirecektir diye düşünüyorum. Bir başka mesele de profesör olduktan sonra, hatta doçent olduktan sonra bir daha bir kitap okumayan hoca problemi var memlekette. Yani şimdi çok büyük hocalar örnekleri verdiniz de siz. Yani işte mesela Atilla Hoca gibi, şimdi şu kitabı okudum, ufkum açıldı, şunları öğrendim ama şurası da başka bir kitapta şöyle diyordu, böyle yanlışlanıyordu diyen kaç profesör var memlekette? Hani kesinlikle, yani zaten maalesef bu özellikle... Öğrenmeye, gelişmeye ve de yetiştirmeye açık olmak, bunun için gayret sarf etmek çok önemli. Kesinlikle. O işte kişi sayısı az derken hani bunu söylüyorsunuz biraz yani, herhalde. Biraz böyle... Biraz da mesela liberal düşünce toplumunun böyle bir gayreti var. Üniversite dışında bu tür ortamlar da çok önemli. İnsanların yetişmesi için, fikri olarak gelişmesi için gayret sarf edecek böyle fikri oluşumlar da çok önemli. Sivil oluşumlar da çok önemli. Biraz eleştirel düşünce geleneği kuvvetli olan toplumlarda da böyle üniversite dışı aynı zamanda fikri oluşumlar da zengin. Dergiler kesinlikle etrafında mesela etrafında toparlanan kimselerin olması. Hele bu ileride daha da artacak. Çünkü üniversiteler artık iyice, aslında üniversiteler hiçbir zaman böyle yaratıcı düşüncenin falan kaynağı olmamışlardır. O üniversite profesörlerinin kendi çıkarları için savunduğu bir şeydir. Her zaman böyle daha böyle tutuculuk, kurumsallaşma, belli şekil şemal önemlidir. Yani hele bu yayınla ya da yok ol, bu meselenin performansının tamamen böyle ölçülebilir şeylere dökülmesi, makalelere, sayıya dökülmesi, üniversitelerde bence şey, bu yaratıcılığı daha da böyle, daha da azaltmıştır. Yani bu okumayan profesör olgusu aslında sadece profesör olunca değil, yani doktora düzeyindeki insanlar da okumuyorlar. Okuma deyince, akademik okuma deyince Türkiye'de şu anlaşılıyor: ben bu konuda bir makale yazacağım, sadece bu makalede işime yarayacak şeyleri okuyorum. O kadar. O da sadece referans vermek için okunuyor. Yani makaleyi yayınlatabilecek kadar bir kalite olsun, ondan sonra okusun. Yani o entelektüel merak meselesi ayrı. Sivil oluşumlar son derece önemli ve gerçekten de bu, zaten sosyal bilimler dünyamız ve düşünce dünyamız diyorum. Yani ikisi eşit değil, çünkü üniversite dışında, sosyal bilimler dünyamız dışında da çok ciddi düşünce dünyasının aslında temel dinamikleri giderek böyle sosyal bilimler dünyasından uzaklaşıyor diye düşünüyorum ben. Daha da uzaklaşacak gibi görünüyor, çünkü üniversiteler tamamen ya eğitime, son derece önemli olan eğitime yöneliyorlar ya da işte böyle
makale yazmak, bakkal hesabına döndürülen bir yayınla ya da yok olun yarattığı bir bürokratikleşme var. Bu da yine mesela o kitapta işleyeceğim, burada da ayrıyeten konuşabileceğimiz bir ayrı bir problem. Ama sivil oluşumlar son derece önemli. Bu sorumluluk duygusu da son derece önemli. Sivil oluşumlar arasındaki eleştirel bakış problemi, eleştiri dili de o da başka bir problem. Kesinlikle, çünkü o da yansıyor oraya. Evet, yani üniversite neyse sonuçta o da oraya yansıyabiliyor yine. Yine aynı özellikleri gündeme getirebiliyor. Bu tabii Teşekkür ediyorum. Buyurun. Hocaların sorumluluğu meselesi de son derece önemli. Onun da yine altını çizeyim. Yine Türkiye'de tabii bu ciddi anlamda iş çıkarmak çok zor olduğu için birçok mesela yine alanın önde gelen isimlerinin ben mesela böyle öğrenci yetiştirmeye çok fazla vakit ayırmadığını da ayıramadığını da söylüyorum. Yani o da bir gerçeklik. Çünkü kendi işinize çok yoğunlaşmak zorunda kalıyorsunuz ve biraz da böyle bazılarına göre ise ya bu beni geçebilir, benden daha iyi olabilir diye araştırma görevlisi ya da bu türlü yetenekli insanları etrafından uzak tuttuklarına dair dedikodular da söyleniyor. Evet. Bunu da belirteyim. Böyle kapatalım o evet, zaman. Evet, böyle kapatalım. Kitabınızı bekliyoruz. Evet, inşallah. Akademi dünyası üzerine dedikodular. Evet, evet, inşallah. Görüşmek üzere. Dinleyicilere çok ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben de teşekkür ederim, görüşürüz. Düşündürücü bir program oldu. Bizi izleyenlere de katkıları için çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.